Para böyle. Ben okuma, ben Hale mi? Ömer Bey, bunlarla gel. Tamam abi. Kaşık. Tuncay, kaşık. Geliyor. Tamam gel. Tuzluğa yollanın bir Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, değerli hazırım. Ahmet Binbaşımızın bugün akşam veda yemeğini düzenleyen belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Fakat bu ülkenin neresinde olursa olsun görevini layıkıyla en güzel şekilde yapacağına inanıyoruz zaten. Ceylan Pınar'a çok güzel hizmetleri oldu. Ceylan Pınar hiçbir zaman sizi unutmayacak ve Ceylan Pınar'da bir eviniz olduğunu unutmayın Sayın Binbaşım. Her zaman buraya geldiğiniz zaman burada evlerinizin olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. Verdiğiniz hizmetler için teşekkür ediyoruz. Vatan hainleriyle beraber yer alanlar, saf tutanlar, inanın ki tek tek hepsini tek tek biliyoruz. Çünkü gelip arkasından ben verdim, ben vermedim demezsin. O yüzden ta ki bizimle beraber oluncaya kadar, gelip gerçekten bizi kucaklayıncaya kadar biz de ancak onları o zaman kucaklarız. Sayın Binbaşım, gittiğiniz yerde de çok güzel görevler yapacağınızdan eminim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun, sağ olun, var olun. Herhalde 4 yıla yakındır iyi günümüzü, kötü günümüzü, acılarımızı, sevinçlerimizi beraber paylaştığımız iki gözüm, Ahmet Hızım Binbaşı, değerli muhtarlar, STK'nın kıymetli temsilcileri ve kıymetli misafirler. Bugün Ahmet Binbaşımızın veda yemeğinde beraberiz. Günler, aylar, yıllar ne kadar hızlı dönüyor yani. Ben birkaç aylık belediye başkanıydım. Ahmet Binbaşımız Taylı Ceylan Pınar'a geldi. Bugüne kadar beraber görev yaptık. Gerçekten de abi kardeş ilişkisi içinde görev süremizi beraber doldurmuş olduk. Ahmet Binbaşı özverili bir şekilde Ceylan Pınar'da çalıştı. Özellikle bundan bir yıl öncesine dönersek o tarihlerde sınırın diğer tarafında çok terör örgütlerinin birçok elemanları vardı ve
ülkeye sızıyorlardı. Ben çok defa şahittim. Ahmet Binbaşı'nın sabahlara kadar kendi asubaylarıyla beraber pusuda kalmıyordu. O soğukta, o yağmurda, o karda pusuda sabahladığımı çok iyi biliyorum. Ve Ahmet Binbaşı ekibiyle beraber, hem onu kutluyorum, hem ekibini kutluyorum. Ekip çalışması yaparak da bildiğim kadarıyla Ahmet Binbaşı'nın burada görev yaptığı sürecin içinde yanılmıyorsam, eksik olur, fazla kesinlikle değil ama eksik söylemiş olabilirim. 300'e yakın terör örgütü, çeşitli terör örgütlerinin mensuplarını yakalamış oldu. Kıymetli arkadaşlar, bu terör örgütü mensupları yakalananlar, teröristler, eğer yakalanmamış olsalardı belki Ceylanpınar'da eylem yapacaklardı, Urfa'mızda yapacaklardı, Ankara'mızda yapacaklardı, Kayseri'de ve birçok masum insanın kanına girmiş olacaklardı. Birçok masum insan şehit edilmiş olacaktı. Ahmet Binbaşı'nın özverili çalışmaları sonucunda ekibiyle beraber işte bu kadar teröristi yakaladı, adalete teslim etti ve oluşabilecek mağduriyetleri de ne yapmış oldu? Önlemiş oldu. Ceylanpınar Belediye Başkanı olarak, ilçem adına, ilim adına, ülkem adına sizlere, ekibinize ve sizin gibi vatanseverlere teşekkür ediyorum. Sizlere minnettarız. Allah yolunuzu açık etsin. Bahtınız açık olsun. Makamınız daha yüksek olsun. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hepimiz Allah'a emanet olun. İlçe Jandarma Komutanımız Binbaşı Ahmet Uzun'u yeni görev yerine yolcu etmek için buradayız. Ben yaklaşık 4 yıldır Ceylanpınar Kaymakamlığı yapıyorum. Bir yılı da uzatılmak suretiyle toplam 4 yıldır Ceylanpınar'da kaymakamlık yapıyorum. 8 yıldır da Suriye sınırına sıfır noktasına görev yapıyorum. Devletin sınırı devletin namusudur arkadaşlar. Sınır hattı devletin namusunun korunduğu yerdir. Biz burada hep beraber bu hazirun olarak, ben ilçenin kaymakamı olarak hep beraber bu değerli hazirunla beraber aynı zamanda devletimizin namusunu koruduğundan kaybediyoruz. Sınır hattında görev yapan askerlerin yaptığı görev bizim inanışımıza göre aynı zamanda ibadettir. Polisimizin yaptığı görev, silahlı kuvvetlerimizin yaptığı görev bizim inanışımıza göre aynı zamanda tuttuğu nöbetin her bir dakikası bizim inanışımıza göre ibadet hükmündedir. Ben bu dünyada da öbür dünyada da Ahmet Binbaşı'nın vatan sevgisine, Ahmet Binbaşı'nın taşıdığı Allah sevgisine, bayrak sevgisine, millet sevgisine şahit. Kendileriyle bizzat çalıştım. İlçe Garnizon Komutanı olarak da çalıştım. Binbaşımız, Jandarma Komutanımız olarak çalıştım. En yakın çalışma arkadaşım. Kelimelerin, cümlelerin kifayetsiz kaldığı noktalar vardı. Biz, ben ilçenin kaymakamı olarak, ilçede hükümetin ve her bir bakanın temsilcisi olan kaymakam olarak, ilçe teşkilatının başı olarak kendisinden razı olduğumu bu hazirun üzerinde dile getirmek istiyorum. Allah da kendisinden razı olsun. Bundan sonraki yapacağı tüm görevlerde de Allah yar ve yardımcısı olsun. Allah sizinle beraber olsun komutanım. Ayağınıza taş değmesin. Aileniz hüzün görmesin. Birliğinizdeki askerleri de korusun Allah. Bundan sonraki her bir askerle tek tek ilgilendiğinizi biliyorum. Her bir askerle tek tek böyle onların sorunlarıyla ilgilendiğinizi biliyorum. 4 yıl önce buna şahit en yakın çalışma arkadaşımız. Bundan sonra da Mevlam yardımcınız olsun. Ailenizle beraber mutlu, huzurlu, başarılı bir hayat size diliyorum. Siz her şeyin en iyisine layıksınız. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet. Sayın Kaymakamım,
Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, AK Parti İlçe Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanım, kıymetli daire amirlerimiz, sevgili muhtarlarımız. 2014 yılı 1 Ağustos 2014 yılı itibariyle Ceylanpınar'da İç Jandarma Komutanlığı görevine başladım. İnşallah bu şerefli, onurlu görevi yarın sonlandırmış olacağız. Burada bu güzel günü tertip eden, bizleri bir araya getiren Sayın Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. 4 yıl bunu hem Sayın Kaymakamımız, hem Belediye Başkanımız, hem AK Parti İlçe Başkanımız dile getirdiler. Onlar her şeyi fazlasıyla söylediler. Bize söyleyecek çok şey kalmadı. Burada bu 4 yıl bir huzur içerisinde emniyet mensuplarımızla, silah arkadaşlarımla, siyasetçilerimizle, muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla çok güzel günler geçirdik. Yeri geldi yorulduk, yeri geldi kırıldık, yeri geldi üzüldük ama şerefimizle aldığımız görevi Allah'ın izniyle inşallah şu anda İl Jandarma Asayiş Şube Müdürümüz olan Murat Binbaşı'ma yarın teslim edip Cuma gün sabahlar aranızdan ayrılacağız. Bu vesileyle benim hakkım geçmişse hepinize helal olsun. Sizlerin de helal etmesini istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. 4 yıl boyunca kahramanca görev yaptınız. Kahramanlarınızın bir nişanesi olarak bu plaketi size takdim etmekte büyük mutluluk duyuyorum. Başarılarınızın devamı diliyorum. Bu arada Cihan Yüzbaşı'nın da sahibi çıktı. Kendisine de bir alkış rica ediyorum. Onun yerine daha güzel olacağım inşallah. O da kahramanca görev yapan bir soru. Başkanım buradayız. Plaketini vermek üzere AK Parti İlçe Başkanımız, MHP İlçe Başkanımız Sayın Ahmet Güneri'yi kürsüye davet ediyorum. Arz edin. Plaketini sunmak üzere Seydo Atilla Mahallesi Muhtarı Ömer Karageçeli kürsüye davet ediyorum. Arz edin. Muhtarım buradayız. Başkanım çekiyoruz.